kapı kapıya kardeşi. İsmini vermeyeceğim. Dinliyor beni şu anda. Görüyor kadının kaçtığını. Ya kardeşim sonuçta evet. Görebilirsin. Tamam. Bunu sevmiyorlar. Yani buna seviyor gözüküyorlar ama bunların bir aile mahkeme meselesi var. Ondan dolayı herkes birbirine sizin düşman. Sizin aile karışık hiç sizin tarafla anlaşamıyor. Karışık şöyle ya. Bunun ilk yuvasını yıkan bir bile seçemiyorlar. Mesela ben eşimle ne kadar iyi geçinsem mesela bunlar diyor ki bak eşine diyor ki bak bu ne güzel davranıyor eşine. Ne güzel bakıyor. Sen baha mısın bana? Tut iyi bir kavga çıkıyor. Bu hep. Kıskançlık var. Benim eşim, var. Benim eşim de ben desem göz ki... Göz var, nazar var. Abla oraya aynen. Geleceğim şimdi. Hı. Ben de derim ki ya niye tartışıyorsun kardeşim eşine sen? Sen de insansın. Seni de Allah insan yarattı, beni de. Ben nasıl bakacağım sen de bu Allah'tan sana bu kadın emanet. Çocuğun emanet. Güzel bakacaksın, mecbursun. Ondan sonra tartışıyor da bizim hanım da diyor ki ya sen niye karışıyorsun lan ailesine? Sen durup çık kenara. Durup boştan kavga çıkıyor. Niye kavga çıkarıyorsun? Böyle bir aralarında anlaşmazlık var yani. Peki Kadir Bey'in ablası Hürri Hanım. Bu... Aracı Hürri mi yani? Aracı Hürri. O Mustafa yaptı abla, başka yapan yok. Hürri Hanım merhaba. Nasılsın? Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi bu yengeniz Gülderen Hanım'ın kaçmasına sizin vesile olduğunuzu iddia ediyor Ömer yeğeniniz. Ya çünkü diyor baba. Ablam bunun yanında çalışıyordu. Ona demiş ki Mustafa bana bir eş bul. Babama yönlendirmiş. Yengem de onunla konuşmuş, onunla kaçmış diyor. Buyurun. Yok yok bak ben bir anlatayım siz beni dinle. Tabii dinleyin dinle. Siz. Tabii dinle. Bak bizim oğlan oraya gitmiş Mustafa'nın yanına. Mustafa Çakma. Ben onun çocuğunu baktım mı 2 sene? Evet. Çocuğunu baktım. Bizim oğlan da biliyor bizi tarıyı biliyor musun? Oğlanı çağırmış gitmiş oraya oturmaya. Kadir de benim kardeşim de Erhan aramış benim oğlanım. Evet. Aradığı gibi o da demiş ki kardeşim Kadir de demiş Mustafa'nın numarasını ver bayım. O Mustafa zaten demiş be abi karı bize de demişti. Bir hanım bulun da dedi ben boşandım evleneceğim iyi birisini. Ben de dedim bu işlere karışmam ben. O zaman Kadir kardeşim de demiş Erhan'a o Mustafa'nın numarasını bir ver bayım demiş. Burada bir boşanan karı var demiş. Manuzara'da. Onu dedi eğer beğenirse dedi fotoğrafını Allah dedi göndereyim ona da dedi o onunla evlendireyim yani sevap. Mustafa kaç yaşında? 44 yaşında. 44 değil ben de bilmiyorum da. Eşin kaç yaşında? Ondan sonra da 83 doğumlu. 83 doğumlu. Benim kardeşim kardeş Mustafa'nın. Mustafa'nın numarasını da Gülderen alayım. O kadın fotoğraf gönderiyor vereceğine kadın boşana. Onun numarasını işte kayıt edeyim Mustafa. O fotoğraf atıyor Gülderen evet. Mustafa'ya. Gülderen'in numarasını Mustafa kayıt ediyor. Haberi yok. Gülderen bu arada kayıt kendi fotoğrafını da gönderiyor anladığım kadarıyla. Sonra o öyle dur oraya gelecek. O şimdi fotoğraf attı ya bir kadının alacağımız. Evet. Dedi kadın boşanmış o kardeşim işte onu verek dedi. Hani beğenirse dedi. Beğenmezse ben karışma. Ondan sonra da Mustafa'nın bu Gülderen'in numarasını kayıt ediyor. Onda internet varmış ya o atmış Gülderen. Kadının fotoğrafını. Kayıt ediyor bunu aramaya başlıyor. Arayı kandırıyor. Diyor ki lokantam var, evim var, ben zenginim, çimatım var. Mustafa gerçi şimdi sen Mustafa'nın evinde çalışmış. Onun çocuklarına bakmış birisin. Mustafa yalan mı söylüyor? Villam var, evim var diye. Hiçbir şey yok. Yok ben buna Kadir'e dedim. Kadir dedim. Hakkı mı dedi? Dedim ben bilemem o. Dedim çalışayım fırında falan ama. Ağır mı bakmaz o evleneceğim diye ama dedim. Ben oraya karışmam. Peki bir şey soracağım Hürri Hanım. Gülderen evet. Şimdi kardeşin Kadir diyor ki. Gülderen'i kandırdılar, kaçırdılar diyor. Evet, evet, kandırdılar. Ya ha. O çocuk o Mustafa kandırdı. Nasıl kandırdı? Kandırdı dedi benim evim var, lokantam var, fırınım var, lahmacun, pide fırın. Sen bu adamın nasıl biri olduğunu bile bile niye numarasını veriyorsun? Ya ben niye vereyim? Erhan'dan almış babam numarayı. Ya ne Erhan'dan alacak? 7/24 senden konuşuyor babam. Erhan yok, konuşmayı beceremeyen bir insan ya. Baban Erhan'dan almış Mustafa'nın. Ben de konuşayım. Manzaralı karıyanı münasip göresi vererek. Yoksa demiş yok boşanan karıyı. Ya bak beni şimdi. Sen orada niye dediysin yalan söyleyeceksin. Diyor ki. Ben bütün... yalan falan söylemiyorum. Bunun sebebi sensin. Sen evlendirme programı mısın? Yok yemin ederim. Sen beni dinle. Sen
vermedim. Baba ne? Sen nikah memuru musun? Babam boşanan bir karı var, Mustafa eşliymiş dedi. Ona ya bu adam benim yanımdaydı. Bu adam 15 gün boyunca sen kendin aradın be. Biz akşam 4'te bile arıyorsun evde bu adam. Aramışsın. Ona akıl veriyorum. Yok, tazminat davası aç. Biz onun parasını pulunu istemiyoruz. Bizim paraya pula ihtiyacımız yok. Bizim için niye? Şeref daha önemli. Arıyorum bunu utanmadan alma, bir de. Alma, parasını alma bir daha kat. Bir saniye. Hürri Hanım, Hürri Hanım. Hem Gülderen'in kandırıldığını düşünüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hem de bu adam var ya. Adem biliyorsun adamın ne olduğunu. Sürekli karı karı diyorsunuz. Yani onun yerine kadın kelimesini kullansak daha iyi. Niye çocuğa öyle baktınız o zaman? Niye bu ailenin içine girdiniz? İki sene bakmışsınız. Anlamadınız mı? Bir bakarsınız, Allah. İki bakarsınız. Ben vermedim ablacığım, benim oğlandan bizim kardeşim. Hayır hayır, bakın kilitlenip kalmayın oraya. Siz Mustafa'nın çocuklarına baktınız mı, bakmadınız mı iki sene? Hep benim günahlarıyla ya, ben arada yiyorum ki. Bak günahını almıyorum. Hürri Hanım, Mustafa'nın çocuklarına iki yıl baktınız mı? Evet, evet. İki yılda Mustafa'nın nasıl biri olduğunu anladınız mı? Elbet anladım ben. Sonra İyi biri mi kötü biri mi? Boşandılar. Benden sonra boşandılar. İyi mi kötü mü? İyi mi kötü mü? Mustafa bize karşıydı. Şimdi bilmiyorum ki ben hani öyle kötülüğü bize görmedim ama. Peki bize diyorsun ki o adam... Ayrıldı. Peki adım bize... Uçak. Bir dakika. Bize diyorsun... Dokümanları çıkartmayın nerede demiştim. Yalan söylemiyorum he. Böyle bir iddiada bulunmadım. Ben yalan konuşacak olsam çıkıp daha TV programına gelmem. Böyle bir iddiada bulundunuz mu bu Mustafa Sarıgül'le ilgili? Nasıl? Biraz önce Ömer'in söylediklerini. Duydum. Hiç onlar benimle ilgisi yok. Benim oğlandan numarayı kardeşim almış. Mustafa, onu anladım. Peki. Gülderen, Gülderen Hanım diyorum. Hürri Hanım. Ha. Bu Mustafa Sarıgül'le Gülderen şu anda nerede? Evinde. Kaynarca'da. Beraber yaşıyorlar. Oturayım. Evde olduğunu biliyor. Bizi arıyor. Ben mahallesinde oturayım. Ha, onun Mustafa'nın evine gitti yani, orada yaşıyor. Evet, oraya gitmiş, biz haber aldı. Aradım. Peki Gülderen seni aradı mı Mustafa'nın yanına kaçtıktan hiç sonra? Hiç aramadı, bizim oğlan gitti oraya, evini bakmaya yoğmuş evde, saklanmış. Ha, saklanmış. Şu anda o evde de olmayabilirler. Arıyorlar ha. Ama telefonu, kocasının telefonu çıkıyor, aradın mı o hanım çıkıyor. Ya sen niye kaçtığı kişiye kocası deyip duruyorsun ya? Senin İmam için artık... Abla, adam hayır hayır. Çıktı artık. Yani dini nikah kıydılar. Artık onun eşi Mustafa mı diye mi düşünüyorsun? Yok, yok değil değiller. O kocasını buldu diyorlar. Ben de o yüzden diyelim. Peki benim Kadir üzerime abi, nikahlı şu anda. Şimdi bak tanımlaman bile, hani sen bile kafanda bunu kabul etmişsin. Değil mi? Kabul etmedim abla. He? Benim eşim şu anda. Ben öyle biliyorum yine. Ama millet diyor yok açtı evlendi. Ya, daha sen onunla eşi olarak kabul etme de. Yeni nikahta kıydılar. He. Onlar hani karı koca oldular. He. Senin içinden gelenle gerçek anlamda işte oğlun istemiyor, çevrendekiler istemiyor. Sen ne istiyorsun? Valla onların hiçbiri istemese de onlar beni zaten çekemiyorlar hiçbirisi de. Benim yani yuvamı zaten dağılmasını uğraştılar. Peki. Daha önce de dağıldım mesela. Yuvam yine sevindir hepsi de. Şimdi de ben yine diyorum ki çıksın gelsin şu çocuğun hatırına, ben onu bağrıma basıyorum. Beni çekemiyorlar, ben yine de barışacağım. Önde diyor. Önde yuvamı da bunlar yıktı hepsi yani. Gülderen şu anda telefon attığında, alo deyin. Alo. Hah, efendim. Alo. Hayırlı yayınlar Esra Hanım. Hoş geldiniz Gülderen Hanım. Buyurun Kadir Bey. Hoş bulduk. Gülderen sen kaçtın gittin, ne aradın ne sordun benden... Herhangi bir yanlış gördün mü? Benden bir şiddet gördün mü? Gördüm ben senden her türlü yanlış gördüm. Ne gördün? Kızı yakma, yemeği pişirme, sobayı yakma, onu atma, bunu yapma, şuraya gitme, buraya gitme. Beni sıfırlamaya aldın, beni başlayacaksın. İstemiyorum seni. Ama, ben oraya ne diye çıktın? Aç mahkemeyi, boşalt. Ben istemiyorum seni, tamam mı? Kesinlikle istemiyorum. Tamam mı? Gülderen, sen istemiyorsan, bak sen bu adamı istemiyorsan çıkıp gelirsin ben bu yerine. Sen oraya, bak beni göze Ömer. Sen beni böyle yok fitne, yok fişir, yok şey, yok bu... Altından üstünden konuşup durma, tamam mı? Senin o... Sekiz senede tanıyamamışım be. Sen nasıl? Utanmadan bir de yayına çıkıyorsun. Sana dedim, öyle kendini bir savunuyorsun. Sen neyi savunuyorsun ya? Kaçtığın adam kimse...
Beni dinle. Hayat tecrüben yoktur. Ne yok? Dinle. Ben senin gibi 50 tane adam yaşadım diye yaşadım. Ben verdiğim insanım. Beni şimdi... o adamla tanıştıran da senin baban. Tamam mı? Ben ona görüntü şey yapan da aracı tutandı. Ben ona dedim el aleme karı bulmaya uğraşma. Millete karı ayarlamaya çalışmasın. Milletten para tırtıklamaya çalışmasın. Sen babana söyle onları. Senin babanın sana... parası para bir dakika. Ben onun parasını bir lirasını almadım. Benimle uğraşmasın. Ben onu peki, istemiyorum. Peki Gülderen Hanım, Gülderen Hanım bir saniye. Şimdi bu Mustafa Sarıgül sizin neyiniz oluyor? Görümcenizin yanında çalıştığı kişi. Sizi bu kaçtığınız Mustafa Sarıgül'le tanıştıran kocanız mı? Ya benim hayır, telefondan hayır. Ona karı bulmaya çalışıyordu. Eş bulmaya çalışıyordu. Her zaman için o hep millete karı ayarlamaya çalışan bir adam. Tamam mı? Yalanlara bak, yalanlara bak. Ben yalan söylemiyorum. Ben yalan söylemiyorum. Hep yalan söyleyeceksin. İnsanları... Hep yalancı kız dene var. İnsanları evlendirmeye mi çalışıyor? Alo. Önüne gelen evlendirmeye çalışıyor. Hayır, hayır yapıyor herkes. İnsan da yapıyoruz. Biz adam geleyim. Benim derdim sevaptı diyor. Ay Gülder Hanım, yani bir dakika. Gülder Hanım. Sevabına yapmıyor, parasıyla yapıyor. Dur sakin. Beni bir dinle. Yavaş kalayım Allah seni taş yapacak. Her seferinde birilerini evlendirmeye çalışıyordu. Bu sefer sen Mustafa Sarıgül'e yine birine bir hayırlı kısmet bulacaktınız. Sen nasıl Mustafa'nın kısmeti oldun? Yani ona kısmet ararken sen ona nasıl kısmet oldun? Sen nasıl kaçtın iki gün adama hemen telefonuna inandı da kaçtın? Ya tamam o resmi bana gönderdi. Benim telefonumdan ona resim gönderdi. Öyle biz yazışmaya başladık. Ben yalanı sevmem. Sen bana niye aramadın? Sen beni niye aramadın ki bu adam beni arıyor. Ben buna insanını yaptım, iyilik yaptım. Fotoğraf yolladım ki evlensin de. Bu ya sene, Allah 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 seni ben ne diye arayacağım? Sen beni evde zaten bıktırdın hayattan. Kendi özgür iradenizi mi getirin? Ben seni, sen akşama atacağım. Esra Hanım, o sussun ben konuşuyorum. Peki, Hülya Hanım'ın sorusuna cevap verir misin? Siz şey merak ediyorsunuz. Gülderen Hanım kandırıldı mı? Kandırıldı. Hayır, kandırma yok. Ben kendim geldim, taksi çağırdım, tuttum. Arabayı tuttum, Erzincan'a gittim, Erzincan'a otobüse bindim gittim. Hiç kimse beni kandırmadı, ben kendim gittim. Sen nereden tanıdın o adamı, üç günde tanıdın? Ben istemiyorum. Tamam mı? Boşan, üç günde tanıdım, beş günde evlendim. İstemiyorum. Tamam, istemiyorsan gel buraya. Anlaşmalı, burada boşanacağız. Duydun mu Kadir Bey? Geçmiş olsun. Hep iftira. Görüyor musun ablacığım? Kim iftira atıyor? Diyor ki ben tanıdım 3 günde 5 günde diye kaçtım diyor. Ben diyor kandırılmadım diyor. Koşarak diyor canım istedi diyor. Gecenin o saati taksiyi çağırdım gittim diyor. İşte tamam da nereden tanıdın hemen 3 günde abla? Ben bununla bir ay konuştum da bunu zorla ihna ettik de babası parayla bize sattı. Şu kadar para verirsin ben kızımı sana vereceğim dedi de. Sen nasıl 3 günde 5 günde... Peki sen şu anda ben kandırılmadım sözüne inanmıyor musun? İnanmıyorum. Yine kandırıldı mı? Kandırıldı. Yalan söylüyor, adamı savunuyor. Diyor ki ben kandırılmadım, kendim geldim. Nasıl sen hemen 3 günde kandırılıyorsun peki abla? Peki sen şimdi Gülderen'in konuşmasını biliyorsun. Bu Gülderen yani kandırılmış bir tonlamayla mı, etki altında mı sence? Yok abla, adam çatır çatır konuşuyor abla, ya. Abla şu anda şöyle diyeyim. Babana soruyorum abla, bak. Abla bak bu telefonda bir aydan beri bu Aksaray'dan geldikten sonra kulaklığı takıyor. Gizli telefonu devamlı koynunda saklıyordu. Ben buna dedim bu telefon İki senin başına... İki gündür bunu duyuyorsunuz farkındaysanız o telefon... Bu telefon senin dedim başına bir iş... Koyunda saklanıyorsa... Dedim ki bu telefon bak bu telefonu saklama. Arıyorum buna işten... Telefon meşgul arıyorum. Yarım bir saat sonra kaldırıyor telefonu. Değil ne arayıp tırsız duruyorsun. Ya sen kiminle konuşuyorsun? Ya annem arıyordu. Annesini arayırım annesine dedim ya anne... Bu kızını arayırım meşgul arayayım seninle... Ne kadar diyor hayır öyle bir şey yok. Gel onun ağzını gözünü yırtarım yalan söylemesin. Bacısı arayırım. Kiminle görüşürsün? Yarım saat, bir saat, 45 dakika tam saat tutuyorum. Ya kardeşim aradı. Arıyorum anasını. Ya bu kardeşin bunu niye arayıp duyuyor? Dedi ki hayır kardeşim işinde gücünde. O biriyle mi konuşuyor? Ne yapıyor dedi yalan söyledi dedi. Ha sen ben bu arada duyular, bir de kontrol ediyorsun. Arada ben bunu şimdi devamlı kontrol ediyorum ki bu bana bayağı bu tuzağı mı kuruyor? Böyle yakaladım. En son bu telefonu iyice saklamaya başladı. Sesini kısıyor, kulaklığı takıyor. Gece yatakta bile bayıyorum ki telefonun lambası yanıp sönüyor. Çıkarıyorum telefonu, savuruyorum sen bu kim yine. Diyor ki annem diye. Alıyorum pat telefon kapanıyor. Bir de şifre koymuş açmıyor da. Bilmiyorum Kadir Bey şifre. Siz kandırılıyor olabilir misiniz? Yani tuzakta olan sensin. Bence bize, siz kandırılıyorsunuz. Siz Gülderen tarafından kandırılmışsınız mesela. Bunun adı kandırma. Size yalan söylüyor. Annemle konuştum, kız kardeşim. Bize yalan çok söyledi. Bir aydır çok yalan konuştum. Tamam. Peki şimdi mesela Kadir abi düşün, barıştınız diyelim. Evet. Yuvanızı kurtardınız. Senin istediğin oldu. Evet. Bir daha güvenebilir miyim? Yani evden dışarı çıkamazsın sen. Çıkar mısın onu evden bir daha abla bırakıp?
Yani şimdi mesela telefon kullanmasına izin verir misin? Vermez. Vermem. Abla bu zaten... Olmaz. Evden dışarı çıkar mısın? Benim telefonumu veririm. O ara kim arayacağız? Ara bir daha o telefonu alırım. Hayır bak. He. Güvenir misin bir daha ona? Abla böyle bir hata bir kere yaptı. Devamlı yaptığını yani yakalasaydım güvenmem. Ama yapmam ben. Bir daha yani tövbe ederim. Böyle bir şey yaparsam... Allah. Ya işte bak bu iş tövbeyle mövbeyle olacak değil. He. Bu onun kendi zihninde olan bir şey. Sen bir daha barışmış olsan bu kişiye güvenir misin? Güvenemem. Güvenemezsin. Güvenin olmadığı yerde... Devamlı gözetim altında tutarım. Hayır bak şimdi. Sevgi olur mu? Olmaz. Olmaz. Aşk olur mu? Olmaz. İlişki olur mu? Olmaz. Huzur olur mu? Olmaz. Ya bak bunların hepsini tek bir duygusu var. Karşılıklı güven. Yani şimdi kaç yaşa 50 yaşında adam action'a gelsene işten gidiyor hanımı arıyor yarım saat telefonla konuşuyor. Kimle konuştun diyor annemle diyor annesini arıyor yani çok yorucu bir hayat aslında bunu bu. Böyle ben bir ayın içinde 5-6 sefer böyle tuzağa düşürttüm. Hep de annesine de sor ara sor. Annesi dedi ki oğlum onu bırakma yakasını dedi. Bu kiminle konuşuyor ne yapıyor dedi. Bu niye yalan söylüyor bana zırt pırt ben annemle görüşüyorum. Ben 5 dakika konuşuyorum, o diye 45 dakika konuşuyor. Vallahi sen gene bir şey söyleyeyim mi? İyi adamsın. Bak senin vacin gibi oğlun var. He. Oğlun seni... He. Doğru. Burada hiç ne? Ona gelmiyor. Abla yarın cin yayına gelsin kafa var. Yine değişir. Bak, şimdi bir konuşuyor, yarın yayına gelsin o arayan bacısı. He. Bunu yönlendiriyor telefonda. Şimdi yarın yürümüyor, bak halan kayıtlar var. Yarın izleyen seyirci tekrar izleyecek. Bak bu sefer nasıl değişecek? Çünkü nasıl değişir? Akşam varınca o kadın... Yönlendirecek onu. Kardeşi, Şiran'daki kardeşi yönlendirecek. Geldiğimiz günden beri kimse ben beni değiştiremez. Benim ne işim var burada ya? Ben keyfim için mi geldim buraya? İşimi gücümü bıraktım. Demek ki seni sevip sayıyoruz ki geldik buraya. Nasıl çözeceğiz? Sen nasıl çözmemi istiyorsun bu işi? Abla ayrılmak istiyorsa, ben istemiyorsa gelecek buraya. Maddi manevi tazminatımı versin. Anlaşalım, boşanalım, gelsin gitsin. Peki bu tazminatı sana kim söyledi? Hürü mü? Yok ben kendim. Abla o demiş ki. O Mustafa Sarıgül mü şu şey? Evet aynı. Mustafa Sarıgül. Onun demiş Sivas'ta bir tarlası vardı demiş. Bak sanki nüfus memuru kendi. Sivas'ta tarlası müdürü. Var. Tapu müdürü. Sivas'ta tarlası vardı. Onu bölüştüler. Adam başı 300'er milyar para düştü bak. Paraya bak. Ya bu da oradan bu, yol çıkıyor. Dedim ki, ya bırak abla, parası batsın ya. Şöyle ne hali varsa ne görsün. Varsa, def olsun gitsin hayatımızdan ya. Bak ne güzel diyor. Ben onu bakacağım diyorum hala anlamıyor ya. Ya yediğin önünde yemediğin arkanda. Ne istiyorsun arkadaş? Ya yeni o kolay. Kısmetler çıkar o evlenmek sana. Bir şey değil abi. Abla şimdi bak kaynanam. Şu adam üstüne nikah yapacak. Sürünsün diyor. Yarın 4 gün sonra o adam onu kapıya atacak diye. E atınca sen mi alacaksın? Almayacağım. O ortalıkta diye kalsın rezil çapı. Senin gibi Kadir adam Bey, yanlış yaptı Kadir, mı? Kadir Bey 3 günlük bakar. Şimdi yalnızca boşanırsınız. İnşallah çocuk adliyede olmaz. Ceza yolunu tutmazsınız ceza mahkemelerini. Çünkü 3 günlük tanıdığı adamın yanına 9 yaşındaki kız evladını götüren bir kişi her türlü mağduriyet yaşamaya açıktır. O mağduriyette daha sonra da böyle bir iftira da atar üzerinize. Onun aynen altından öyle. Kalkamazsınız. Yüzden... Boşanmakla da filan da kalamazsınız. Evet. O yüzden sizden ricam... Tehlikeyi gördüğünüzde uzaklaşın. Bir şey söyleyeceğim Kadir Bey. Bak buyurun, hani buyurun çoluk ona. Çocuk yok bir şey yok. Hani yaşadıklarınızı da biliyorsunuz. Bak boşan abi. He. Git bir biraz kafanı dinle. Oğlunun yanına git. Sonra de ki ben evlenmek istiyorum de. Vallahi hayırlı kısmet bulalım sana. Ha. Tamam. Helal olsun abla. Tamam. Tamam abla. Bana da alırsın artık burma bilezik yani. Abla canın sağ olsun. Bak şimdi. Abla olsun abla ne demek? Ben canın sen köpeğin olsun. Ya. Köpeğin olsun şimdi ne demek? Şimdi yarın devam edeceğiz. Gülderen sevindik. Vallahi Gülderen Hanım gerçekten bu söylediğimizin en büyük hayrı da size. Bir an önce direkt anlaşmalı boşanırsınız. Evet. Yarın devam edeceğiz bu gelir konuya tamam mı? Tamam gelir inşallah. Gel.